Önemli gündem maddelerinden bir tanesi hayata dair pencere penceresi açacağız ve sizleri bilgilendireceğiz. Gelsin Milliyet gazetesi. Servis aracında katletti. Efendim bu servis şoförleri bunlar kimdir, nedir, necidir? Bizim çocuklarımızı taşırken neye göre, hangi kriterlerle seçilirler? Bakın olaya bakalım detaylara. Pendik'te makyaj malzemeleri standında üreten bir firmaya ait servis aracının şoförü olan evli ve 3 çocuk e, sahibi Binalik Kara ilişki yaşadığı bir kadını öldürüyor. Servis aracında yani şimdi bu firmaya ait ama çocukları taşıyan bir servis aracı efendim. Bunu da söyleyeyim. Çocukları da taşıyabiliyor. İçinde silahla vurularak öldürüyor ve aynı silahla kendini de vuruyor. Yani bakın çocukları yahut işte çalışanları taşıdığı servis aracında bir silah taşıyor. Okul servisinin içindeki kavga ölümle sonuçlandı. <laughs> Dehşet olay İstanbul Pendik'te bir okul servisinin içinde yaşandı. <laughs> okul servisi şoförü adam sevgilisi olduğu öne sürülen kadınla tartıştı. Tartışma büyüyünce silahını çıkaran servis şoförü sevgilisini başından vurdu. Aynı silahı bu kez başına doğrultarak tetiğe bastı. <laughs> Silah sesleri üzerine çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan adamsa hastaneye kaldırıldı. Cinayetin işlendiği okul servisinde ekipler incelemede bulundu. İncelemelerin ardından okul servisi çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Bu meseleye konuşacağız. Bu mesele önemli. Zira İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sınar bizlerle birlikte. Günhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk can sağ olun. Günaydın. So soru basit. Servisler güvenli mi? Bu şoförler neye göre seçiliyor ve bu adam nasıl aracın içinde silah taşıyabiliyor? Şimdi öncelikle ölenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Tabii, Tabii. ki e, istenmeyen bir olay. E, şimdi bütün asla servisler güvenli. E, şimdi bu e, şeye bakarsak e, bu olaya, e, bunun asla servis taşımacılığıyla ilgili bir olay olmadığı, tamamen iki kişi arasında. Başka bir yerde de cereyan edebilecek, evde, dışarıda olan bir olay oldu. Ama bizim ilgilendiren kısmı Aha. okul arabası, bir servis arabasının içinde cereyan. Yani etmiş bu oldu. adam, ve ya da şimdi bakın bu olay böyle olabilir ama şunu da lütfen atlamayalım. Yani bu öğrenci de taşırken olabilirdi. Baktığımızda evet. şiddet meyilli, katil potansiyeli içinde taşıyan ve fırsatını bulduğunda eylemini gerçekleştiren... Aynı zamanda araçta silah bulundurabilen bir profilden bahsediyoruz. Bakın bu üç profil çocuklarımızı taşıma ihtimali olan bir bireyde asla bulunmaması gereken profil. Dolayısıyla bu bireyler nasıl seçiliyor? Bunu konuşmamız şimdi lazım. Şimdi şöyle, e, şimdi biz e, büyükşehir belediyesinden e, bir şoför kartı alıyoruz. Aslında Türkiye'de hiçbir yerde Hı. olmayan, belki de hiçbir ilde olmayan bir güvenlik önlemi var İstanbul'da nasıl? Şimdi bütün servis şoförleri e, alkol ve uyuşturucu testi yapıyor her sene. Psikoteknik belgesi alıyor. Yani işte biraz öncesinde söylediğiniz gibi onun psikolojik durumunu belirleyen bir psikoteknik belgesi alıyor. Sağlık raporu alıyor. Ehliyet GBTS'i veriyor. E, sabıka kaydı veriyor. Bütün bunları detaylı olarak Büyükşehir Belediyesi'ne veriyor ki şoför kartı alsın ve bu şoför kartıyla çalışsın. E, bu da yetmiyor. Büyükşehir Belediyesi e, bir eğitim veriyor. Diyor ki ee, öfke kontrolü kitle psikolojisi insan ilişkisi bu eğitimleri de almak zorundasın diyor Bu da yetmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı da halk eğitim merkezleri üstünden bir eğitim daha veriyor yani bir araca çıkabilmek için bütün bu e, şeyleri yerine getirmek lazım Bunlar önemli detaylar ve bütün sürücüler bunları yerine getiriyor şimdi yani şu an Benim mesela şu gönül rahatlığımız olabilir mi yani olumsuzları söylüyoruz. İçimizi rahatlatacak bilginin de altını çizelim. Sadece olumsuzların değil. Yani şu an piyasadaki bütün bununla ilgili bir veri var. Mı? Bütün servis şoförleri bu saydığınız kriterlerin hepsinden geçerek belgelendirilmiş olan başka hiç kimse yok. Evet. Şimdi ha, bu aynı önemli, öyle. bu da önemli çünkü. Şimdi bütün servis şoförlerimiz, bütün İstanbul halkı müşteri olsun, siz de bir basın mensubu duyarlı bir basın mensubu olarak. Aynı e, zamanda bizim... bir anneyim. Evet, bizim de dikkatle takip ettiğimiz Hı. bir basın mensubusunuz. Teşekkür ederim. E, dolayısıyla içiniz müşteri olsun, e, belediyemiz, milli eğitim e, bakanlığımız, e, bütün bu belgeleri almadan ve emniyetimiz de bunları kontrol ediyor. Bakın daha bugün bu belgeleri olmayan araç sürücüleri tespit edildiğinde araçları trafikten men ediliyor. Yani bu belgeden bir tanesi eksik dahi olsa şimdi bu belgeleri almış hani bir tanesinin süresi geçmiş. O halde bile trafikten men ediliyor araç. Dolayısıyla burada her şey bir güven çerçevesinde devam ediyor ama böyle de istemediğimiz münferit olaylar da oluyor. Ben yayına girmeden önce belediyeden de bilgi talep ettim. Bu kişinin e, şoför kartı var mı yani şoför kartı almış mı e, geçerli bir şoför kartı var mı diye ama henüz bilgi ulaşmadı elime biraz da sabahın erken saatleri bu bilgiyi de alıp ben e, sizlere ileteceğim e, Hı -hı. ama dolayısıyla bütün İstanbul halkı şundan emin olsun e, öğrenci servisleri de personel servisleri de tekrar ediyorum bakın çok önemli belgeler Hı -hı. psikoteknik belgesi alkol ve uyuşturucu testi bu Erenköy ve Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinden alınıyor bu alkol ve uyuşturucu testi. Yani kişinin şoförlük yapacak şoför adayının e, alkol ya da uyuşturucu kullanıp kullanmadığını tespit ediyor. Bu testten geçemezse dahi şoförlük yapamıyor. Yani sabıka kaydı alınıyor. Geçmişte eğer Peki. böyle bir e, sabıkası varsa dahi şoförlük yapamıyor. Peki. Yani aslında e, servislerimiz güvenli ama böyle bir münferit olay olmuş e, olmaması için bundan sonra biraz daha demek ki yetkililerin dikkatli olması gerekiyor. Pekala. Gerek. Ben alacağımı aldım. Sorumu sordum. Cevabımı aldım. Önemli veriler ve bilgiler paylaştınız. Teşekkür ediyorum Günhan Bey. Ben teşekkür Bey. ediyorum. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı.